yaparken peki kaç öğün yenilmesi gerekiyor böyle durumlarda? Evet, çok güzel bir soru. Aslında Peygamber Efendimiz'in sünneti nedir? Sabah bir bardak süt içmiş, akşam 2-3 hurma yemiştir, o kadar. 2 öğündür. Ara öğün yok. Dün bir hanımefendi başka bir televizyon programında diyor ki, 6 öğün diyor tavsiye ediyorlar. Ne diyorsunuz? Diyet. Diyetisyenler böyle tavsiye ediyormuş. 3 ara öğün, 3 ana öğün. Ette 6 öğün. Sürekli pankreas çalışıyor. Sürekli insülin salgılıyor. Peki leptin ne zaman salgılanacak? Yatınca, uyuduğu zaman leptin salgılayacak. Bir defa. Bazıları da gece kalkıp bir şeyler atıştırıyor. O zaman ne oluyor? O zaman gece bazıları kalkıyor, yemek yiyor, bir şeyler atıştırıyor. Gece dahi leptin salgılanmasına bünyemizin müsaade etmiyoruz. Bu ne demek? Sürekli depoluyorsunuz, depoluyorsunuz, depoluyorsunuz. Yağlar yakılmıyor. Bu da bünyemizdeki hormon dengelerini bozuyor. Leptini algılama sistemi bozuluyor. Nedir leptini algılama sistemi? Leptin kanda, yani mide, bağırsaklar, karaciğer, yağ bezi, yağ dokuları leptin salgılar. Leptin kanda dolaşır, beyne gelir. Kan, beyin bariyerini leptin aşamaz kilolu insanlarda. Bir. İki. Buradaki reseptörler tarafından leptin algılansa bile beyne iletilemiyor. Yani bu nedenle sürekli bir kısır döngü. Leptin oranı sürekli kilolu insanlarda yükseliyor, leptin direnci oluşuyor. Böylece kişi yağlanıyor, yağlanıyor, yağlanıyor. O nedenle zayıflamak isteyenler asla 2 öğünden fazla yememeli. Yerse kilo alır. 2 öğün, en fazla 2 öğün. Sabah ve akşam. 2 öğün, ara öğün yok. 3 öğün yok. Sünnet de böyle, eskiden köyde de biz böyle beslenirdik. Mesela sabah kalktığında köylü ne yapar? Kahvaltısını yapar, tarlaya gider. Akşama kadar, akşam gelir, yemeğini yer. Bu kadar. Eskiden de